matematik öğrenme bozukluğu okuma yazma öğrenme bozukluğu ile birlikte görülebilir. Zihinsel kapasitenin düşük olmasıyla ilgili olabilir. Fakat kümülatif öğrenmeyle ve sistemli bir öğrenmeyle bu da yol alır, düzelebilir. Diskalkuli ise tamamen disleksiyle bağlantılı olarak görülebilir. Bu da ikisi de algı fonksiyonlarına bağlıdır ve aynı genlere bağlı olarak geliştiği düşünülüyor. Onun için diskalkulide algı fonksiyon egzersizi yapacak çocuk, diğerlerinde de sadece ders çalışacak. Matematik ödevlerini bilinçli bir şekilde bireysel destekle sürdürecek ikisi de. Fakat ikisinin de öğrenme metotları farklı. Diskalkuli yetişkinlikte ortaya çıkmaz. Zaten doğuştan var diskalkuli. Ömür boyu sürdüğü için her zaman karşımıza çıkacaktır. Yani semboller, kişinin zorlanması. Bu sayılar oluyor, harfler oluyor. Sembol algılamasında sorun algı fonksiyonları eğitimiyle, terapisiyle düzeliyor. Fakat matematik öğrenme bozukluğu bir kafa travmasından sonra da çıkabilir.